3 seneye yakındır birlikteyiz. Daha 2 kelime Türkçe öğrenemedim. Evet arkadaşlar, şimdi çarşıya gidiyoruz. Otobüse bindik bunların. 20 baht ödedik. Kadında geliyorsanız her an tuvalet aramak zorundasınız. Üçünü birden alırsan 6.295. Nasıl banana? Mango? Banana sebzeydi. Tayland'daki ilk temple'ımıza, tapınağımıza geldik. Bu da 5,5 ton ağırlığında 28 milyon pound değerindeymiş. Değer. O bu da. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltı yapmadık henüz. Ve böyle bir yemek söyledik. 50 baht. Kapunka. 50 baht ne yapıyor? 1,5. Vay. Murat böyle sabah kahvaltısında pirinç, pilavı, tavuk yiyecek. Bırak mı ayak neymiş? Tövbe. 3 seneye yakındır birlikteyiz. Daha 2 kelime Türkçe öğrenemedim. Biraz sonra görüşürüz hadi. Hadi. Birlikte deneyelim. Tadına bakalım. Güzel. Adamlar ekmek kullanmıyorlar. Pirinç, pilavı, makarna. Sabah, öğle, akşam. Ve yanında tavuk, ördek falan. Ama lezzetli gerçekten. Bu iki yemek, içecekler, bir fanta ile bir su, 125 baht tuttu. Bu da yaklaşık 3 euro 60 sent falan yapıyor. Gayet uygun. Ama gerçekten buranın acıları çok fena. Mideyi rahatsız etmiyor ama fena yakıyor. Ben acıyı ne kadar sevmeme rağmen bana biraz zor geldi. Evet arkadaşlar, şimdi çarşıya gidiyoruz. Otobüse bindik bunların. Evet. 20 baht ödedik kişi başı. Yaklaşık o da 70 sent falan, 60 sent falan yapıyor. Merkeze gireceğiz. Burada. Birazdan görüşürüz o zaman. Evet, böyle bir alışveriş merkezine geldik. Spontan gelişti. Kadında geliyorsanız her an tuvalet aramak zorundasınız. Ondan dolayı şimdi etrafı göstereyim size. Kafeler falan var. Şöyle valizlere bakalım dedik. Böyle çantalar var. Yaklaşık bu 80 ve 2795 baht, 80 euro civarı yapıyor. Şöyle valizler var. 2295 baht. Bu şekilde. En büyük bol. Bu da ne yapıyor? Aşağı yukarı 180 euro falan yapıyor. Bunlar var, küçükleri. Bu şekilde. Bunlar 50 euro. 1995. Bak. Şu var, onun bir büyüğü. Bu şekilde. Bu da 2200, bu da 80 baht, yani 80 euro falan yaptı. Ya Almanya ile aşağı yukarı aynı ama belki marka olarak iyi bir marka, bilemiyorum. Şöyle set olarak var. Şu şekilde gösterin. Küçük, büyük. En küçüğü 3700 euro. 3700 var. 100 euro. 100 euro, 120 euro, 150 euro. Üçünü birden alırsan 6295 var. O da 200 eurodan fazla yapıyor. Ya gerçekten burada bir şeyin farkına vardım. Dışarısı yanıyor. Durduğun yerde terliyorsun. İçeriye giriyorsun klimalı alanlara da. Oralarda da üşüyorsun. Yani hiç ortası yok. Ya üşüyorsun ya terliyorsun. O kadar. Gerçekten klimalı alanlar bir tık fazla şeyleri. Oranları. İlginç. Ama bu alışveriş merkezi biraz pahalıydı yani. Pahalı dediğim yani Avrupa ile aynı aşağı yukarı.
Yine böyle bir sokak pazarı diyeyim. Yiyecek satılan. Genelde meyve ağırlıklı. Bunun sadece üzeri 80 lira. Yani 2 euro civarında. Her şey şey. Nazlı. Mango suyu 50 bar. Guava 50 bar. Karidesler var, 200 bar. Şöyle 300 bar. Peki ne o aynı oldu? Ya, işte film etti. Was? Schokolade? Was ist das? Banane? Mango? Was ist das? Banana Stabilizer. Und das hier? This one no banana with milk and butter, milk and chocolate. Oh, und Schokolade. Bu da benim mit Schokolade. Ja. Nicht im Film mit mir. This one is sweet. Oder I make it fresh. Ben zorayım mı? Değil, şükür. Şükür, ya. Banana chocolate. Şokolade, ya. Banana chocolate. Bir tane deneyeceğiz böyle. Krep veya gözleme tarzı içerisinde tutar ya. Adam yapıyor ama. Açıyor. İçine tutar da. Bu şokolade. Fiyatları da bu da 80 bak. 80 bir buçuk. Baklama hamuru açarmış biraz şey. Bu şekilde. İşte içerisine mango, dedi de çikolata. Böyle bir. Ama yalnız. Burada her yerde bu sokak sokaklarında görebiliyorsunuz. Ve gerçekten Tayland temiz yer yani. Sokaklarda da hiç çarçak şey yok. Şöyle beni iyi göstereyim size. Böyle omletler var. 250 bar. Yaklaşık 8 euro. Böyle Pattaya chicken bu. Bunların meşhur yeri. 200 bar. 200 bar'tan başlıyor. Yani 200 bakta ne yapıyor? İşte 40 ile çarpın aşağıda 38 falan 5 euro. Üzerine de böyle çikolatayı döktüm. Bu 100 bak. Yani 3 euro. 2.80 falan. Ya pazar böyle devam ediyor. İşte terlikler, çantalar, tişörtler. Semt pazarı. Az evvel mesela orada bakmıştık. 50 baktı. Şey. 50 euroydu. Burada. How much bu? Yani. This one? How much? Yeah. 1300 baht. Yeah. Again. Kapun kap. 1300 baht. O da ne yapıyor? Aşağı yukarı 40. Boxerlar. Bir tanesi 100 baht. 6 tanesi 550 bah. O da ne yapıyor? 12-13 euro yapıyor. Ya hepsi 200 bah. 250 bah. Bu civarında. 4 ile çarpın işte. 4'e bölün. Pardon. Euro'yu bulmak için. TL olarak da bilmiyorum ya. TL olarak da. Ne oluyor bir bak. Vallahi hesap edemiyorum. Bir bak 38 şey
1 euro 38 baht. Geri kalan şey yapalım. Ha burada meyveler var. Karpuz 60 baht. 1,5 euro. Mango 100. Bu pazar biraz pahalı. Su bile 20 baht. Normalinde 10 baht. Hindistan cevizini 15 bahtta alıyoruz. Burada 80 baht. Ama bunlar biraz işçilik yapıyor. İçerisine puz falan yapıyor. İçecekler, kolalar falan 30 baht. Yani 80 sent falan. Çinik bunlar meyvelerin kuruları. Kuru meyveler. Arkadaşlar deniz ürünleri satıyor. Bunların fiyatları da 200 bahttan başlıyor. Yine burada ufak takılar falan, aksesuarlar. Bu da heykel tipleri, filmler. 50 baht. Neyse birazdan görüşürüz. Size biraz daha Bangkok'un kaosundan, trafik çilekeşinden örnekler vereyim. Şu amcam polis. Kahverengi kıyafetli olan. Trafik lambası falan yok. Bu böyle. Polisler de yok. Büyük şehirlerin bu trafik çilekeşi bitmiyor. Hava şu an 32 derece. Güneş yeni açtı ama güneş olmayınca da yine 32 derece. Fark etmiyor. Tık tık çaldılar. Bizdeki Türkiye'deki şeyleri alalım satıyor. Böyle esnaflar var ya. Mutlaka bunlarla şey yapmanız lazım. Pazarlık. Pazarlık size yapmayacak. Kandırmaya çalışıyorlar insanları. Ama Tayland'daki insanlar gerçekten o kadar saygılı, o kadar sevecen insanlar ki. Çok nazikler. Her şeye teşekkür ederler. Selam verirler. Çok. Gidersin fiyat sorarsın. Hani Türkiye'de olsa, Avrupa'yı hiç söylemiyorum bile. Türkiye'de bile olmuş olsa adamın suratı düşer, bilmem ne yapar. Burada hiç öyle bir şey yok. Adam işini yapar. Devam. Biri Asya'daki, özel yani Tayland'da söyledik. Buna alışacaksınız. Elektrik telli. Her yer. Ama her yer. Daha altyapı oluşmadığı için her yerde eski Türkiye. Hep yukarıdan elektrik direktörünler geçiyor. Yerin altından işte elektrik veya internet kabloları geçmiyor. Her yer elektrik kabloları. Burada bir de taksi uygulaması. Normal sarı taksiler var. Bir de Grab uygulaması var. Uber'den. Uber gibi düşünün. Onlar teklif veriyor. İşte siz gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. Sabit de değil yani. Atıyorum kimisi 200 bahta gidiyor. Kimisi 180 bahta gidiyor. Hatta siz orada kendi teklifinizi de yazabiliyorsanız adam kabul ederse geliyor size oradan alıyor. Şöyle söyleyeyim. Bizim kaldığımız otel şehir merkezine 22 kilometre. Oraya taksiyle ne kadardı? 200 baht yapıyor aşağı yukarı. 200 bahta 6 euro. 6 euroya bir 22 kilometre yolu geliyor. Gerisini siz hesap ediyor. Burası da onların tren istasyonu ama hangi tren istasyonu hiç bana sormayın. Bangkok'un bir yerindeyiz ama biz de bilmiyoruz. Dediğim gibi spontan gezmeyi seviyorum. Bir temple'a gideceğiz, bir tapına. Buraya yakın bir tren istasyonu. Burası da böyle bir nehir. Buradan taksi botlarla ana nehre ulaşabiliyorsunuz. Gezintiye çıkabilirsiniz. Evet, Tayland'daki ilk temple'ımıza, tapınağımıza geldik.
Yine kral burada. Kralın resmi var. Tiketler buradan alınıyor henüz. Sağdan. İnsanlar ibadetini yapmak için. Ama abi, ama. Şurada bir Buda heykeli var. Birçok Buda heykeli var. Şurada var bir şekilde. Evet, şöyle buraya geldik. Biletler 100 baht. Yani o da ne yapıyor? 6 euro civarı yapıyor. Ayrı kadınlar şortla ve üst açık giremiyor. Böyle eşarp oluyorsun. 100 baht veriyorsun onun içinde. Depozito şu şekilde olman gerekiyor. Toplamında o eşarpı tekrardan verdikten sonra geri alıyorsun paranı, 200 baht'ı. İçeri girince tekrardan video kayda geçeceğim. Evet, şimdi Altın Buda'ya doğru gidiyoruz. Burada gongumuz var. Bu şekilde. Ayakkabılarınızı çıkartmanız gerekiyor. Yanlı ayak. Cami gibi düşünün. Camilerdenmiş. Sonra böyle içeri gezeceğiz bir yerinden. Bu şekilde. Evet, girişi böyle, bu şekilde. Şöyle. Gidiyor yasaklı selfie'ye sigara içmeye koyuyoruz. Güneş gözlüğü takmak kesin. Bakalım biz video çekelim. Çekeriz onu. Golden Buda diyorlar buna. Altın Buda. Herkes çekiyor. Sıkıntı yok. İnsanlar oraya hediyeler koyuyorlar. Teşvik Buda'ya. Bu da 5,5 ton ağırlığında 28 milyon pound değerindeymiş. Değer. O Buda. Evet, içeride video çekmek yasakmış ama biz yarım yamalak çektik. Dediğim gibi 5,5 ton ağırlığında 28 milyon poundmuş değeri. Ve artı 700 yıl önce bu yapılmış. Bu Buda. Çevresi de böyle. İnsanlar değişik eşyalar bırakıyor oraya. Buda'ya. Saygılarını sunuyorlar. Biz bıraktıkları eşyalar. Herhalde o bıraktıkları eşyalarda yardıma ihtiyacı olan insanlara dağıtıyorlar. Öyle duymuştum ya, değişik videolarda. Artı içeride tip kutuları var. İşte kimisi hastane için kutuları, kimisi işte değişik tapınaklar için yardım kutuları, bahşiş kutuları. Şöyle arka girişi de şöyle. Biliyorum, birçok tapınak videosu izlemişim. Ama Tayland'a gelip de bir tapınak, bir Buda görmeden olmaz. Buradan da ayrı bir görüntüsü var. Görüyorsunuz orada bahşiş kutuları var. Bir tane abimiz atıyor mesela. Etrafı da böyle. Çatısını göstermeyiz. Çatısı da ayrı bir güzel.